Yaptım o. Ya sen gelinini istemiyorsun, oğlumla görüşeyim diyorsun. O da diyor ki benim 15 yıllık eşim, çocuğumun annesi. Sen gelini istemiyor tamam, musun? Tamam bu. Gözünü seveyim, boş ver şimdi onları ya. Ya o zaman çağırın şu hocayı, ya nuska yaptırdı. Ya sakın bunu söylemeyin lütfen. Allah aşkına ya. Kanunuza göre suçtur evet. O tür şeyleri yapmak. Ya lütfen o zaman getirin buraya onları. Onlar yapmıyorlar zaten. Karşı tarafın yaptığını söylüyorlar. Hayır, yaptığını da söylüyorum. Peki ama. Nagihan'cığım, Allah aşkına şu konuda ben yani hurafelere gerçekten inanmamak lazım ama bu konuda çok ısrarcı olduk. Diyor ki anne kız beraber muska yaptılar ve oğlumla bizim aramızı öyle açtılar diyor. Israrla dedikleri için sormak zorundayım. Gittiniz mi, yaptırdınız mı Nagihan? Böyle bir şey yok, inanmıyoruz da. Gülcan, o çeşme durağında gül şeyde ne çeşme durağı? Ya onu bir şey söyleyeceğim ya. O zaman siz de gidin ona barıştırma şeyi yapın. Barışmaz ki bak. Gördüğüm Nagihan biraz öfkeli ama. Hayır, günah olan bir şey. O evde bir şey yaşanmış. O evde ne oldu Nagihan? Gerçek sevgi varken. Ha, gerçek sevgi. Evet. Ama Nagihan diyor ki beni hiç sevmedi. O gerçek sevgiyi kaldırmam, ben Allah'ın verdiği ana evlat sevgisini. Ya kimse gücü yetmez. Hanım bir dakika, ne dedin Nagihan, anlamadım canım, bir daha söyler misin? Kendisini ciğer veren bir evladı bu durumları hiçbir zaman düşürmezdi. O adam oturdu günlerce ağladı, yeter artık dedi. Ne zaman? Ama bir zaman hep aynı şeyleri yapmakla mükellefler. Ben aslında çıkmayacaktım. Olmazsa aynı olunmuyor, kusura bakmayın. Ya aslında ben çıkmayacaktım da. Bir dakika annem. Kusura bakmasın kimse. Senin kızın bana dedi ki bu annemle... Anneannem senden bahsedip duruyorlar, babaanne. Tamam, ben küçüktüm. Senin torunum var, git torununu ara. Oyun oynuyorsan. Nagihan, Nagihan annen sizle birlikte mi yaşıyor canım? Hayır, benimle birlikte yaşamıyor. Annemin kendi İzmir'de kirada oturduğu ev var. Yani o evi, yani sen Türker Hanım'la birlikteyken o evin kabusa döndüğünü, bir cehennem hayatı yaşadığından mı bahsediyorsun? Doğru mu anladım ben? Evet. Evet. Ne yapıyor? Merak ettim gerçekten. Ne yapıyordu Türkan Hanım? Yani bu olaylar, sen o eve kaçarak... Dövüyor mudum seni? Ne yapıyordu? Yani gelin ya gelir gelme. Söyleyeyim Didem Hanım, şunu söyleyeyim. Söyle öyle canım. Bir kişiliğe sahipler ki. Evet. Mesela benim annem o eve girmeyecek. Benim kardeşlerim. Ya ben taş yarığından çıkmadım. İnsan benim gibi gelsinler. Var, benim kabul. Başımın üstünde ama Türkan Hanımcığım annesi. Var. Bir de haklı bak. Nagihan haklı. Hayır, annesi de. Tamam da gelecek şimdi, annesi gelecek, kardeşi tamam, gelecek. Tamam, hurafe olabilir, şey olabilir, inanılmıyor olabilir ama şimdi senin evladına bunu yapılırsa sen de kabul eder misin? Ya tatlım benim diyor ki daha yeni gelinim diyor Nagihan. Türker Hanım'la bir konuşayım lütfen Yusufcan. Tamam. Ben daha yeni gelin, annemin gelmesini istemiyor. Bu niye istemeyeyim ya, düzgün davranan bir insanı. En çok o... Ama ben annem niye konuşuyor. İstemeyeyim? Nasıl davranması gerekiyordu Nagihan'ın annesinin? Ya geldiği zaman ne yapıyordu? Şöyle... Otursun hanımefendi gibi. Ben önüne ikramımı koyayım. Gelmiyor. Yedireyim, nasıl geliyordu bu kadıncağız? Gönül Hanım galiba annesinin kalksın. Adı. Kalksın. Benim kızımın bak benim kızımın kaynanasıyla ben görüşebiliyorum. Çünkü neden? Ben bunların yaptığını yapsaydım benim dünür de beni kabul etmezdi. Yani senin annenden annenin oraya gelmesini ben engellemedim diyor. Duydun değil mi? Niye engelleyeyim? Bir dakika. Bir Nagihan'ı bir dinleyeyim şimdi. Niye engelleyeyim? Tamam, Nagihan'ı dinleyeyim. Söyle Nagihan, evet. Benim annem burada kendisi de kaldı. Benim annem de kaldı. Benim annem kalktı, kendisine hizmet etti. Önüne yemek koydu. Öyle benim mi? Annem dedi ki İzmir'de tek başına oturuyor. Ben onun dedi arada gideyim evini temizleyeyim. Annem bir gün evine geldi diye o Yusuf denen şahı... Ya önce biz kendi benim hareketlerine flash, baktınlar. Flash belleğin evde kaybolmuş. Baktınlar. Nagihan'ın annesini sen çaldın demişsin. Annesine öyle bir şey söylemedim ben. Flash belleğim kayboldu, evet orada kayboldu. Annesini da. Suçlamışsın ama. Annesine öyle bir şey söylemedim ben. Söylememiş öyle bir şey Nagihan. Söylemedi. Ya Didem Hanım ne derseniz deyin. Ben yaşadıklarımı ben biliyorum. 12-13 yıldan beri onları çektiğimi ben biliyorum. Hayır, ben de şey onunla, ben de oraya gittim hep hela... Yeğenime baktım. Hani konuş, ben bir yengenle konuşabilirsin. Halı yıkadık birlikte.
çiğ köfte yaptırdılar, çiğ köfte. Bu İdam diyor adam. Ki ben hizmet... Doğum yaparken ben hastaneye götürdüm kendisini. Ben götürdüm, son bir defa ben götürdüm onu şeye, hastaneye, doğum tamam. kontrolüne. Efendim Nagihan'cığım, efendim Nagihan. Annesi, kardeşi de benim de annem kardeşim var. Bizim de var. Tamam mı? Herkesin annesi kardeşi var. O eve gelemedi mi? O gelmesin, bu gelir bu gelmesin. Böyle bir dünya yok. Annen senin olduğun eve gelemedi mi sen? Geldi. Bir dakika Nagihan söylesin. Kıyametler koptu Gizem Hanım. Her seferinde kıyamet koptu. Kendisi hafta sonu gelip kalmak için geldiler. 1,5 yıl. Kendisi askere gitti geldi 1 yıl burada kaynanama ben baktım. 1 lira ekmek parası istemedim ben. Bu kadar nankör olmasınlar. Tamam biz geldik. Kaldık her geldik yerinde gönderirken ben bunların yanına yemek koyup gönderdim. Bu kadar Allah'tan korkunuz olsun ya. Anlamadım. Annenler geldiğinde her seferinde annenleri istemediler, gönderdiler mi? Doğru mu anladım? Kavga kıyametler koptu her seferinde. Niye istemiyor anneni? Onu anlamadım ben. İstemiyorlar. Çünkü benim annemle kocam çok iyi anlaşıyorlardı. Kıskanıyorlar. Çok iyi geçiniyorlardı. Hadi canım. Benim annem normalde insanları İzmir'deki seversen... evimize neden gelinmiyordu? Bir dakika anladığım kadarıyla. Biz birlikte otururken. Türkan Hanım, en çok düşkün olduğun çocuk Yakup mu? Abi. İlk göz ağrım. Tamam. O oncu. Biraz oncu. Annem abimi sever. İlk göz ağrım. Yakup'u paylaşmaktan abi. Paylaşmak değil. O söylesin önce ona. Önce Allah. Sonra oğlum gelir benim için. O kadar düşkünsün. Annem düşkün abime. Annem o zaman Nagihan sanki aranıza girmiş gibi mi hissetti? Hayır. Hayır. Hayır bana kız olabilirdi. Ama yapmış. Kızım olabilirdi. Olay o değil. Şimdi bizim kızdığımız nokta hani bir diyor ben gidip de birilerini buldum ya bu hoca denen kişi. Ya bunların ya. Böyle yapması. Bunların hani hurafiye ya dediğim... Ya sen bunlara inanıyor musun? Ben biraz inanıyorum yani. Ya yanlışa mı inanmamak ama lazım? Ama böyle şimdi benim demek istediğim ablamın şu... Ablamın evine de sakladın usta. Gittik. Allah yani, Allah. Hani kendi yengesi söyledi tamam mı? Gidip buldum. Bunlar da dedi. Ya ben anladım ya. Bak bunları boş verdi. Ben anladığımı söyleyeyim. Nagihan sen kaçarak gelmişsin Yakup'la evlenmişsin doğru mu? Evet Didem Hanım. Evet. Kaçarak gelmişsin sana düğün müğün yapmamışlar. O da doğru. Evet hiçbir şey yapmadılar Didem Hanım. Ben olsam ben de bozulurum yani. Ya kusura bakmayın bak Didem Hanım ben Yakup şu an. Evet efendim. Yan yanayız da şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bütün eşyamı kendim aldım ben. Evet. Tamam ben annemden annemden bilmem ne bir şey istemedim. Düğün yapsalardı değil mi? Bence yapmaları... Abi düğünü de es geçtim. Bak şimdi bir insana huzur verirsin. Sen barışmak istiyorsun bu şekilde barışma olmaz. Ben gidecektim. Dayımı arattırdın. Mart'ta geleceğim dedim. Karım beni hani ben karımdan kalkıp da kusura bakmayın. Ben annemle görüşebilir miyim bilmem ne yapabilir miyim demem. Aynısını ben de ona söylüyorum. Git annen İzmir'de göreceksen gör. Güzel ama... Ben göreceksem görürüm. Bizim huzurumuzu kaçıranlar ben kendi kayınvalidemle de konuşmuyorum. Annen bir sana geçti. Anladım. Bir seneye geçti. Bir sene, 2 sene oldu. Yakup annen sana çok fazla düşkün. En çok düşkün olduğu değil, çocuk. Değil. Öyle kusura dedi. Öyle yani. Önce yani. Allah haşa sonra Yakup gelir diyor yani. Tövbe değil. Yani o ben, kadar. Ben bizim de fotoğraflarımız. Sen nasıl barışsın çocuk şimdi öyle deme. Hayır şimdi bak fotoğrafımızı ben abimin haberi geldi. Demiş ki yani annem de gelsin Yusuf da gelsin ben gerekirse Yusuf'u yanıma işe sokarım bir pompacılığı öğrenir birlikte. Ama ben Nagihan'ın etkisinde değilim ki diyor. Birlikte çalışırız ama şimdi ben gidecektim. Bak seni duyuyorlar. Ben evet söyle Yakup. Bak, ben öyle bir şey demedim. Böyle yapmamış olsalardı ben bunları yapardım dedim. Ama şimdi bizim de... Aydın dayıma ben bunu söyledim. Bunları yaptılar dayı. Jandarmalık ettiler. Bilmem nelik yaptılar. Beni bunları kavga çıkınca çok... mecbur çağırdık. Kavga ettiğin için çağırdık biz jandarmayı. Ya, jandarmayı çağırdığınızın nedeni kavga ben, abim bana kas gücü kuvvet uygulasa ben yerle bir olurum zaten. Annem de ayakta duramıyor. Ayakta durabilecek bir insan değil. Mecbur jandarma çağırmak zorunda kaldık.
küçük evladın dayak yerken seyreder misin? Ben gidecektim. Ben seyreder misiniz hanımlar? Hani böyle dendiği için hani Yusuf. Yani sen annenle görüşmeyi düşünmüyor musun? Yakup. Yakup duyuyor musun? Daha mı? Yakup şimdi ben geldi sesin. Annenle görüşmeyi hiç düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Bunlar bu şekilde yaptığı sürece de düşünmeyeceğim. Ne yaptılar ki? Anneme dedim ki anne bak oturduğumuz yeri ver müteahhit iki tane ev veriyor. Biri benim olsun birini kime veriyorsan ver. Bunu yapalım. Annem yok olan benim evi. Bir sen yoksun iki tane daha çocuk var. Ablamla da ben sağlıklı varım. Sağlıklı yaşayın. Hep birlikte inşallah. O diyor ki benim istediğim olsun. Huzur içinde benim yaşayalım. Benim dediğim olsun. Huzur çok önemli de. Ben mesela gidecektim. Evet. Hani bir kere huzur, bir kere gittik kavga çıktı. Tamam. Ben tamam. Bir Nagihan'la konuşabilir miyim Yakup? Dükkana geldiğinizde Yakup, Yakup. Ben iş yerime geldiğinizde dediniz bana. Yakup'cum bir şey rica edebilir miyim canım? Nagihan'la bir şey soracağım. Nagihan'ı verir misin telefona? Alo Nagihan. Alabilir miyim lütfen? Nagihan'la konuşabilecek miyiz arkadaşlar? Şu anda inanılmaz bir öfkeliler size ama sizin derdiniz ya, çocukla barışmak olsa biraz alttan alırsınız. Ya alttan sizin alırız. sizin sanki başka bir derdiniz varmış gibi. Ben sizi dışarı alayım lütfen. Ya sizin sanki başka bir amacınız varmış hayır, gibi. Hayır. Yarın ne, evet. Yarın ben de bir araştıracağım onlarla bir konuşacağım. Şu, yarın ona göre devam edeceğim. Şu şeyle kaderle yani yengesiyle ya Yusufcan bunlara inanma muskalara falan gözünü. Ama böyle bir şey oldu mu da sen kızmaz mısın sen ya kızarım ama böyle bir şey ben olduğuna inanmıyorum. Onlar ama size kızmışlar. Olmaması değil. Hani bunların bunu yapması beni sindiriyor. Anneni kolundan tut. Dur. Kolundan tut. Bir dakika bayılmasın. Hadi yavaş yavaş kal. Sakin arkadaşlar ol. Gel Gökhan bir yardımcı ol Türkan teyzeciğime. Tamam. Şimdi